olan zamdan mı yapıyor iktidar? Şimdi Hükü Hanım, daha önce de konuştuk seçim öncesi, 6 ay önce, 8 ay önce, 3 ay önce seçimden önceki süreçte defalarca konuştuk. Evet. Asgari ücret enflasyonu etki ediyor da yapılan zamlar veya yapılan vergi artışları enflasyonu etki etmiyor mu? Kesinlikle daha fazla etki ediyor. Asgari ücretten daha fazla etkiliyor. Ama hükümet bunları yapmaya devam ediyor. Konuştuğumuz seçimden sonra olacak dediklerimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İşte KDV'de gördük, kalkınma vergisinde ve daha da peyderpey göreceğiz. Asgari ücrete zam yapmayıp elektrik ücretlerine, elektrik fiyatlarına zam yapılacak. Asgari ücrete zam yapmayıp doğalgaz fiyatlarına zam yapılacak. Asgari ücrete zam yapmayıp köprü otoyollara zam yapılacak. Asgari ücrete zam yapmayıp başka devletin sunduğu mal ve hizmetlere zamlar yapılacak. Bunları önümüzdeki bir ay içerisinde göreceğiz. Çok uzun zaman değil. Yani Mayıs ayı sonuna kadar göreceğiz. Vergilere zamlar yapılacak. Gelir vergisi stopajı işte mevduatta %5'ten %15'e çıkarılması planlanıyor. Bunun dışında belki ÖTV'de yapılacak ve ÖTV'de genel oran değişmese de bazı motor karataşları vergisi ve alkol içeceklerin vergilerinde de değişiklikler yapılacak. Evet. Mayıs sonuna kadar bunları net olarak göreceğiz. Ama devlet kendi sunduğu hizmetlere zam yaparken asgari ücretin aldığı asgari ücrete zam yapmayacak. Yapmamayı düşünüyor. Yıl sonuna kadar yapmayacaklarını açıklamış vaziyetteler. Umarım bu karardan en kısa zamanda vazgeçip 1 Temmuz itibariyle asgari ücrete ihtiyaçları doğrultusunda, asgari ücrete çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda ciddi bir zam yapılması söz konusu olur diye düşünüyorum. Benim de temennim o yönde. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bizim temel sorunumuz hayat pahalılığıyla katmerleşen enflasyon baskısı. Tamam, temel sorunumuz enflasyon baskısı hayat pahalılığıyla katmerleşen. O zaman asgari ücretlinin, işçinin, emeklinin, yani o görmezden, duymazdan geleninin üzerindeki enflasyon baskısı daha da katmerli değil mi? Sayın Erdoğan'ın burada söylemek istediği ne acaba? Temel sorunumuz bu, çözüm yok. Bu nasıl oldu? Nasıl olduğu da mı yok? Şimdi bu söylemleri biz 3 yıldır dinliyoruz. 3 yıldır benzer söylemler söz konusu. Gerek Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, gerekse Sayın en azından 10 aydır 10 aydan beri Sayın Mehmet Şimşek'ten, Merkez Bankası Başkanı'ndan veya daha önceki Merkez Bankası Başkanları, daha önceki bakanlardan 3 yıldır dinliyoruz. 3 yıldır enflasyonda ciddi bir değişiklik yok. 2022 enflasyonuna bakıyoruz %64. 2023 enflasyonuna bakıyoruz %65. 2024 enflasyonu yılın ortası oldu. Enflasyon hala %70'in üzerinde. Mehmet Şimşek geldiğinde enflasyonu düşürme lafıyla, sözüyle geldi. Ona